Şimdi aslında Sayın Pompeo ile Sayın Çavuşoğlu arasında yaşanan hani bir yumruklaşmadıkları kalmış. Yani o derece sert bir atışma, tartışmadan ziyade. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hangi noktaya geldiğini ortaya koyan son derece önemli bir ispat fotoğrafı. Bu anlamlandırmak açısından önem taşıyor ama bir başka önemli konu var. O da şu, şimdi Sarkozy'nin, özür dilerim Sarkozy dedim, yorgunluk biraz kusuruma İkisi bakmayın de lütfen. al birini vur ötekine fark etmiyor Abdullah. Macron'un özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki liderliğini geriye çekmesi ve stratejik iletişim, koordinasyon ve karar mekanizmalarının çökmesi nedeniyle kurmuş olduğu bir cümle vardı hepimizin bildiği. İşte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Şimdi bu NATO içerisinde özellikle Almanya'da büyük bir sarsıntıya sebebiyet verdi ve bunun sonrasında Stoltenberg bir talimat vererek 12 değerli uzmanına bir rapor yazmalarını istedi. Şimdi bu rapor yazıldı ve 138 öneri olduğu ifade ediliyor içerisinde ve 60 sayfalık bir rapor. Şimdi bu Dışişleri Bakanları toplantısına damgasını vuracağı söylendi bu raporun. Şimdi bu raporun içeriği açıklanmadı. Bu rapor konuşacak ama yani benim yabancı medyadan takip edebildiğim kadarıyla şöyle bir detay var içerisinde. NATO'nun bu şekilde kendi içindeki yaşamakta olduğu çatırtılar ve bir diğer tarafıyla NATO dışı müttefiklerine karşı benimsemiş olduğu himayeci ve sahiplenici tavırda ortaya çıkan zafiyetler küresel hakimiyette NATO'ya özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne son derece büyük bir zarar verdi. Şimdi bu noktada jeopolitik aklın devreye girmediği ama jeopolitik aklın devreye girmek için bir takım adımlar atıldığı bir evren içerisindeyiz. Şimdi yani Pompeo o başta olmak üzere Türkiye'yi suçlayıcı bir yaklaşım hala kendisini devam ettiriyor. Bunu görüyoruz. Hatta öyle bir noktaya geldi ki iş karşıt eksende olmasına rağmen yani Amerika Birleşik Devletleri'nin düşman tanımlaması yapmış olduğu 4 tane ülkeden bir tanesi olmasına rağmen Türkiye ile Rusya'nın bütün zorluklarına rağmen mesafe kat edebildiği, mesafe aldığı ama kendi müttefikleriyle mesafe alamadığı ve son derece kronik bir takım sorunlarının vücuda geldiği diğer sorunlarına da eklemleşerek bu fotoğrafın derinleştiği gözüküyor. Şimdi bu noktada NATO biliyorsunuz jeopolitik bir aklın türevi, dünyanın hala en önemli savunma işbirliği örgütüdür. Bu noktada jeopolitik akıl devreye girecek mi? Yani Stoltenberg üzerine düşen vizyonu ve misyonu yerine getirebilecek mi? Bunu özellikle Biden döneminde çok konuşacağız. Çünkü yani Sayın Erdoğan şöyle bir cümle kurdu, dedi ki bizim dedi Avrupa'dan veya Batı'dan kopmak gibi bir eğilimimiz yok. Yani bunu istiyoruz. Ama Sayın Erdoğan son derece farklı bir üslupla şöyle bir cümle de kurdu. Dedi ki dünyanın tarihin sarkacının Asya'ya döndüğü bir dönemdeyiz dedi. Şimdi bu anlamda son derece önemli bir süreç. Yani biz bu aslında böyle onlarca yıllarla, yüzlerce yıllarla ifade edilecek bir denklemken o kadar bu vekaletler savaşıyla birlikte o kadar hızlı bir sürecin içerisine girdik ki şimdi bu noktada NATO ne yapacak? Yani Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak? Biden ne yapacak? Son derece önem kazanmış durumda. Çünkü yani sonuçta hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani bunu ifade ediyoruz dönem dönem. Türkiye'nin jeopolitik denge noktasındaki fotoğrafı Atlantik'ten yanaydı. Ama öyle ilginç bir fotoğraf çıktı ki şu an Atlantik'ten yana olmamıza rağmen resmen şu an ilişkilerimiz Avrasya ile çok daha mesafe alıcı. Şimdi bir diğer tarafıyla da özellikle bu YPG PKK meselesi, FETÖ meselesi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arasındaki bağın bu denli kırılganlaşmasına sebebiyet veren iki temel fotoğraf. Bu iki temel fotoğraf S-400'lerin alınmasıyla da ilgili, F-35'ler krizinin yaşanmasıyla da ilgili temel altyapı fotoğrafı. Yani
15 Temmuz ve öncesinde yaşanan meskun maaş çatışmalarıyla sembolleşen süreç. Şimdi burada Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak? Bu bizim irademizde değil. Onların iradesinde. Yani şimdi 10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği zirvesi bunun erken denklemini oluşturacak. Yani erken fotoğrafını ortaya koyacak. Yani açıkçası evet hala NATO'nun içerisindeyiz. Hala Atlantik Paktı'nın içerisindeyiz. Ekseninin içerisindeyiz. Ama açıkçası iş çok başka tarafa doğru gidiyor. Ve bunu engelleyebilecek tek irade Amerika Birleşik Devletleri ve NATO. NATO'nun jeopolitik aklı. Açıkçası bu noktada yani Sayın Pompeo ile Sayın Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu yumruklaşmanın bir adım öncesi atışmada ilişkilerin hangi seviyeye geldiğini gösteren son derece temel bir fotoğraf. Yani göreceğiz. Hep beraber göreceğiz açıkçası. Yani sonuçta dost ve müttefikiz ama bütün parametreler bir düşmanlaşma üzerine inşa edilmiş. Öyle gözüküyor. Yani şu an özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamış durumdalar. Yani paylaşım yapacaklar ama Türkiye'siz bir paylaşım. Ama Türkiye'nin yani hakları var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani uluslararası hukuk da bunu söylüyor. Şimdi bunu dayatırlarsa bu şekilde Azerbaycan toprağı olduğu kendileri tarafından kabul ve deklare edilmiş olduğu halde burada Fransa çıkıp o Fransız senatosu burada bir sözde yıkılmış yani yıkılmış bir artşah devletini kabul etmeye kalkarsa öte tarafıyla YPG PKK'yı desteklemeye devam ederlerse yani siyasi süreçler bir adım öteye geçti ve öte tarafıyla FETÖ meselesi ve diğer bildiğimiz takip ettiğimiz meseleler davalar yani bunun çok iyi bir yere gitmeyeceği de açık. Yani Sayın Hulusi Akar'ın ben bu noktadaki açıklamaları, çözüm üretici açıklamalarını da anlıyorum. Yani biz S-400'leri yani bir yere konumlandırmaya çalışıyor. Çözüm odaklı konuşmaya çalışıyor. Ama bu şekilde dayatmacı yaklaşım bilmiyorum. Yani Sayın Akar ne kadar çözümcü bir tavır ortaya benimserse benimsesin. Karşı tarafın bu şekilde Türkiye'yi düşman bellemişçesine bir takım siyaset ve stratejiler üretmeleri yani açıkçası işi kötü bir noktaya götürdüğünü düşünüyorum. Ne olur? Yani bunun bedelini biz çok ağır bir şekilde öderiz bunu biliyorum. Ama bunun asıl ağır bedelini ödeyecek olan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Çünkü bu şekilde son derece kritik bir ülkeyi, jeopolitik anlamda kritik bir ülkeyi NATO'ya, Avrasya'ya veya Rusya'ya veya Çin'e kaptırmanın bedelini anlarlar da yani biraz geç anlayacaklar gibi gözüküyor ama işten de geçmiş olur. Yani böyle bir seyir var dünya jeopolitiğinde. Bakalım nereye gidecek? Yani bu işte 138 maddelik öneri raporu nasıl bir değişime sebebiyet verecek? İşte Almanya işte bir şekilde daha usturuplu bir tavır benimsemiş durumda. Hatta Yunanistan şöyle bir çıkışta bulundu. Dedi ki biz de Almanya'yı anlayamıyoruz. Niye Türkiye üzerindeki ekonomik gücü başta olmak üzere etkisini ortaya koymuyor. Almanya'da yani şu an işte Yunanistan'ın Ege'de üstünlük sağladığını ifade ve iddia ettiği tip 214 denizaltılarının 6 tanesi şu an tezgahta Türkiye için yapıyor. Yani son derece önemli bir eşiğin içerisindeyiz. Yani Nevra Hanım açıkçası ben elimden geldiği kadar sıkı takip etmeye çalışıyorum ama çok da ümit veren bir fotoğraf yok. Ümit verici fotoğrafı 10-11 Aralık'ta göreceğiz. Yani bakalım bu toplantıdan Türkiye'ye ilgili yaptırım meselesi nasıl kendini gösterecek. Eğer yaptırım kararı çıkarsa açıkçası sorun çok ciddi anlamda derinleşir. Yani çünkü Türkiye'ye zaten yaptırım uyguluyorlar. Yani yaptıklarıyla yaptırım uyguluyorlar. Hani böyle fiili anlamda kendisi gösteriyor ama Doğu Akdeniz'deki benimsemiş oldukları tavır, İrini operasyonu bir sadece Türkiye hedef alan benimsemiş oldukları tavır, Libya'da vermiş oldukları destek ve Karabağ'da ortaya koydukları tavır. Yani medyaları açıkçası tamamıyla haklı olan davalarda son derece irite edici bir tavırı benimsemiş durumda. Bu yani Avrupa Birliği açısından, NATO açısından, NATO ile Avrupa Birliği'nin işbirliği açısından son derece tehlikeli bir fotoğraf. Bunu bilerek mi yapıyorlar, bilmeyerek mi yapıyorlar bilmiyorum ama yani hani Türkiye'yi radikalizmle suçluyorlar. Türkiye'yi radikalizmle suçlamanın kilometre taşlarına düşen de bizzat kendileridir. Yani onda bilmiyor değiliz.
Evet, Türkiye normal yani uzun yıllar Atlantik'le yakın ilişkilerdeydi. Evet, oraya yakın görünüyordu ama görüyoruz ki Avrasya ile mesafe kat ettiği bir zamandayız. İşte tüm bu gerilimin de arka planında aslında Avrasya'daki gelişmeler yatıyor gibi gözüküyor. Bunu onlar yaptılar. Hı-hı. Türkiye bir şey ama ya Türkiye'nin böyle bir derdi yok. Gerçekten yok. Yani ben yani sonuçta ama YPG meselesi büyük kırılgana sebebiyet verdi, o 40 bin tır meselesi. FETÖ meselesi büyük bir kırılgana sebebiyet verdi ve zaten buradan aldı başını yürüdü gitti, buralara geldi.